Ceren Yalozoğlu'nu biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii. 17 Ağustos 84 Çanakkale doğumluyum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunuyum. 8 yıldır da Beni Affet dizisinde kader karakterine can vermekteyim. 8 yıl çok uzun bir zaman bir karakter için. Aynı karakteri canlandırmaktan sıkılmıyor musun ya da bunun handikapları nelerdir? Ya aslında çok bir süreç, zor bir süreç bir oyuncu için hep aynı karakteri oynamak ama kaderin biraz daha hani bu diğer karakterlere göre, en azından Beni Affet'ten bahsediyorum, diğer karakterlere göre biraz daha oynanır, daha insani, yani iyilikleri, kötülükleri, zaafları var. O yüzden açıkçası her sene de farklı bir şey yazıldığı için bana teşekkür ediyorum. Her sene de farklı bir şey yazıldığı için keyifle oynuyorum ama tabii ki de artık belirli bir süre sonra acaba başka bir şeyler de olsa demeden de edemiyorum tabii ki de. Peki hep sizin sektörünüz, oyunculuk sektörü ve dizi sektörü daha çok İstanbul'da ilerliyormuş gibi duruyor. Ankara'da aslında örnek teşkil ediyorsunuz şu anda. Ankara mı İstanbul mu yine de? Hiç düşünmedin mi İstanbul'a gitmeyi? Tabii ki de düşündüm. Ya şöyle, ben okuldan mezun olur olmaz Beni Affet'e girdim. 8 yıldır da burada bir okulda gibiyim ben aslında. Her anlamda kariyerimin ilk işi benim için Beni Affet. İstanbul'a da bu bittikten sonra tabii ki de gideceğim. Proje şu anda varken açıkçası onu da hiç bırakmak gibi bir düşüncem olmadı. Biraz günlük işlerde Ankara daha iyi. Çünkü İstanbul'un o koşturmasında bir günlük iş çekmek çok sıkıntılı bir süreç. Ankara günlük iş konusunda çok iyi ve bizim şirketimiz de bu günlük işi iyi yapma konusunda çok iyi diyeyim. Günlük dizi çekmek çok zor ve yorucu değil mi? Bize birazcık o süreçten bahseder misin? Çünkü her gün yayındasınız ve sizi ekranda görüyoruz. Hem konu senaryo anlamında aslında hem de insanları sürekli canlı tutmak zor bir şey. Yani o kısım biraz senaristlerimizin ellerine sağlık diyorum buradan. 8 yıl boyunca bir işi sürdürebilmek, aynı tempoda, aynı şeyde sürdürebilmek çok zor tabii. Onlar bu işi çok iyi yapıyorlar. Çekim konusuna gelirsek de biz tabii ki de önden gittiğimiz için bir 15 bölüm ya da 20 bölüm seyirciden önde gidiyoruz biz. O yüzden açıkçası benim fikrimi sorarsanız ve gözlemlediğim kadarıyla İstanbul kadar zor değil. Çünkü çalışma saatlerimiz biraz daha belirli. Yani biz mesela gece yarılarına kalmıyoruz ama İstanbul'da böyle daha çok büyük sıkıntılar var. Peki şu an canlandırdığın karakterle seni, yani Ceren ve Kader, iki ayrı karakter, benzediğiniz özellikleriniz var mı? Var tabii ki de. Çok yüksek enerjideyiz ikimiz de. Yani ben de böyle şeyimdir, hayatta hep yüksek yaşarım. Kader de biraz öyle. Neşeli, biraz daha pozitif bakan bir insan hayata. O yüzden de kendimi onunla özdeşleştiriyorum bu konuda. Peki birazcık daha özel hayata gelecek olursak, senin eşin de oyuncu Osman Karakoç. Aynı evin içerisinde iki oyuncu. Nasıl bir duygu? Hem farklı farklı karakterler canlandırıyorsunuz, birbirinizi eleştiriyor musunuz? O nasıl bir hissiyat? Bizim evimizin bir ritüeli var artık o bir şey. Ben her gün işten geldikten sonra Beni Affet açılır. Sadece kendi kısımlarıma, çünkü o kadar vakit bulabiliyorum. Bakarım böyle, hani ne yapmışım, ne etmişim. Çünkü bu bitmeyen bir serüven ya. Osman'a da her seferinde nasıl olmuş, bana söyleyebileceğim bir şey var mı, eleştireceğim bir şey var mı diye. Birbirimizi eleştiririz yani, o şey değildir ama bu bir kısıtlı bir süredir. Onun dışında evde oyunculuk, ya şöyle böyle gibi bir şeyleri konuşulmaz. Aynı şekilde onun işleri de olduğu zaman aynı eleştirileri birbirimize yapıyoruz. Tanıştınız peki? Yine set ortamında mı oldu? Evet evet, sette oldu. Ben Beni Affet'in bu cast oluşumu sürecinde o şirkette bulunurken Osman da o yıllarda Unutma Beni diye bir dizi vardı. Artık bitti. Unutma Beni de oynuyordu. Orada böyle bir arkadaş vasıtasıyla tanışıp sonra çok hızlı bir süreç geçirip hemen evlendik. Türkiye'de ve yabancı dizi sektörünü takip ettiğin diziler var mı? Senin en çok beğendiğin diziler hangileri? Ya Türkiye'de şu sıralar çok kıskanarak izlediğim işlerden bir tanesi tabii ki de Çukur. Yani herhalde herkesin izlediğidir. Gerçekten hem çekim anlamında hem oyuncular anlamında çok zevkle izliyoruz biz ailecek.
Aynı zamanda da bir son yıllarda bu Netflix, bu söylenecek miydi bilmiyorum artık, biplersiniz. Oradaki yabancı işleri de takip ediyoruz. Onlardan da çok keyif alıyoruz. Broadchurch diye bir dizi izliyoruz mesela şu anda Osmanlı'na. Çok keyifle izliyoruz. Onların da işleri çok güzel. İnşallah benim gönlümden geçen Türkiye'de de bu internet işleri daha çok olsun. Biz de Netflix'e niye işler yapmayalım? Daha güzel sektör açılsın. İnternet uçsuz bucaksız bir şey. Ve bence biz artık bunu kullanmaya başlamalıyız. Yani evet var birkaç tane işimiz internette yapılan. Ama daha çok artmalı bence. Hem sektör de böylelikle farklı dallara ayrılır ve genişler diye düşünüyorum. Senin peki en çok beğendiğin oyuncular kimler? Hem yabancı hem de Türk olarak. Erkek kadın. Ben yabancı hep kadın olarak yıllardır Penelope Cruz hastasıyımdır. Çok beğenirim. Benzer bir havan da var zaten. Erkekte ya küçüklüğümden beri hayranımdır. Biraz da amcama benzettiğim için herhalde Robert De Niro hastasıyımdır. Çok yakışıklı değil mi? Hala. kadın Türk diyoruz. Hemen söyleyeyim. Zerrin Tekindor. O da yıllardır bende değişmeyen bir yeri vardır. O koca gözleri çok severim. Erkek ya erkek de son yıllarda tabii ki de biraz şeyim ben ya, Kıvanç Tatlıtuğ'cuyum. Onun da yeni dizisi başlıyor. Evet. Kesinlikle zevkle izleyeceğiz. Peki en çok birlikte rol almak istediğin oyuncu kim? Ya ben bayanlarda yine aynı şeyi söyleyeyim. Yani Zerrin Tekindor'la oynamayı çok isterim. Umarım bir gün bir projede onunla oynama şerefine nail olurum. Bu aralarda erkek olarak yine Ercan Kesal'la oynamak çok isterim mesela. Türkiye'de dizi, film ve tiyatro sektörünü nasıl değerlendiriyorsun? Yani mesela en başta aslında tiyatro mu, sinema mı, dizi mi diye sorayım. Hı-hı. Daha sonrasında internet dünyasıyla birlikte artık gelişen bir süreçten de bahsediyoruz. Artık teknolojik altyapılar da girmeye başladı bizim hem dizilerimize. Biliyorsun en son vampir dizisi çekildi Türkiye'de. Evet. Türkiye standartları üzerinde işler de yapmaya çalışıyoruz. Sen neler düşünüyorsun bu konuda? Yani üç dalda bana sorarsan ben tabii ki de tiyatro diyeceğim. Ve sinema diyeceğim. Ve sonraki süreçte de dizi diyeceğim. Yani bu benim için geçerli bir şey. Tiyatro biraz bana böyle şey gibi geliyor. Yani yerinde sayıyor gibi geliyor bizim Türkiye'de. Yani evet çok iyi işler yapılıyor ama yeteri değeri görmediğini düşünüyorum ben tiyatronun Türkiye'de. Sinemada keza öyle hissetmeme rağmen son yıllarda ya özellikle en son Müslüm'e gittikten sonra şunu söyledim. Yani Türkiye standartlarının üzerine çıkmış bir iş benim için o. Yani çok güzel çekilmiş, çok güzel oynanmış ve çok güzel işlenmiş bir iş. Dizi biraz daha açıkçası benim tamamen iş bazlı baktığım, yani işim bu, benim işim evet. Hani belki birçok insana yanlış gelebilir ama nasıl bir bankacı sabah gidip görevini icra edip evine geliyorsa benim için dizi biraz öyle yani. Çünkü çok tüketime dayalı bir sektör dizi. Hemen hop diziler 3-5 bölümde bitiyor, yetir değeri görmüyor. Ben biraz öyle bakıyorum. Biraz oyuncuların kar amaçlı, yani para kazanma amaçlı baktıkları şey olarak görüyorum. Ama bir sinema ve bir tiyatroyu öyle düşündüklerini, öyle gördüklerini düşünmüyorum açıkçası. Size 8 senedir devam eden bir diziniz var ve aynı zamanda da bununla birlikte çok sağlıklı bir izleyici kitleniz var. Evet. Hiç bırakmadılar. Sizi izlemeye de devam ediyorlar. Yani dizi sektörü bu kadar aslında bir taraftan yozlaşırken, izleyiciyi yakalayamazken siz onu hiç kaybetmediniz. Bunu neye bağlıyorsun? Ya bunu işte senaryoya bağlıyorum. Biraz gündüz seyircisinin daha sadık bir seyirci olmasına bağlıyorum. Bence günlük işin bu kadar uzun gitmesi, biliyorsun bir zamanlar Brezilya dizileri vardı işte, benim küçüklüğümde Yalan Rüzgarları, Dallaslar falan vardı. Şimdi de sonra Bizim Evin Halleri, Ferhunde Hanımlarla gelen bir dönem ve onlar sonra aynen onlar da Ankara dizileri
Ve sonra da bu işte Unutma Beni, Deniz Yıldızı ve Beni Affet'le devam eden bir süreç. Ben Ankara'dan bahsediyorum tabii şu anda. İstanbul'da da çekilen günlük işlerimiz var. Onlar da çok başarılı. Böyle bir durum var. Herhalde biraz dediğim gibi gündüz seyircisi biraz daha sadık oluyor yani. Onu belirliyor ve izliyor. Ya da işte bir dönem ne oluyor? Günlük programlar oluyor. İşte daha reality show'lar oluyor. Ama dizi hiç bir zaman için bitmiyor ya. Bu bizim seyircimiz biraz sadık yani. Biz onlara ne verirsek çok severek alıyorlar, severek izliyorlar. Ve gerçekten ben inanılır gibi değil diyorum. Yani 8 yıldır bizi hakikaten yani hiç yılmadan izleyen seyirciye de buradan çok teşekkür ediyorum. Beni Affet'te bundan sonra kader karakterini nasıl göreceğiz peki? Neler bekliyor? Biraz spoiler alalım. Tabii ki de. Kader şimdi tabii zor bir sürecin eşiğinde. Anne ve babası olarak bildiği kişiler anne ve babası çıkmadı. Onun vermiş olduğu ve Murat'tan ayrılmanın, yani aslında Murat'ın eski sevgilisi Güzel işte hastalandığı için Kader biraz vazgeçmek zorunda kaldı Murat'tan, Güzel'den ötürü. Bir vicdani bir durum vardı. Ama vazgeçmişken sonra da dedi ki kendi kendine aşkımın peşinden mi gitmeliyim acaba derken orada işte devreye başka şeyler girdi. Güzel'in annesi ve kaderi kaçırtmaları falan. Şu anda Hakan'ın elindeyim valla. Zor süreçler beni bekliyor ama tabii Murat her zaman bir kahraman olarak gelip beni her bulunduğum kötü ortamdan çıkarmaya çalışıyor. Bu herhalde bir müddet daha böyle gidecek diye düşünüyorum. Peki yani bu oyunculuk, yeni oyuncu olmak isteyen kişilere, sektörünüz hani çok meşakkatli, emek isteyen ve kendinizi çok geliştirmeniz gereken bir sektör aynı zamanda. Dünyayı da takip etmeniz lazım. Senin önerilerin ne olur bir oyuncu olarak? Sen hani okulunu okumuş biri olarak, birçoğu okulunu da okumadan bu sektöre giriş yapabiliyor. Ya okul okumadan bu sektöre giriş yapan çok başarılı oyuncularımız da var. Ben yani çok okul biraz daha işin seni bu şeye hazırlama kısmı. Yani yine dizi bambaşka bir şey. Yani dizide çok işte görüyoruz çok oyuncu olmayan arkadaşlarımız da oynuyor. Başarılılar da. İşte tiyatro bambaşka bir şey. Tiyatroda biraz daha senin okullu olman ve iyi bir oyuncu olman oradaki şeyi etkiliyor. Çünkü onun bir affı yok yani. Başlıyorsun ve bitiriyorsun. Yaptığın hataların ama dizide böyle değil ya. Dizide hata yaptığın zaman kesiyorsun, yeniden alıyorsun falan. Ben gerçekten oyuncu olmak isteyen ve tiyatroda yapmak isteyen oyunculara, oyuncu adaylarına kesinlikle bu işin okulunu okumaları gerektiğini ama dizi yapmak isteyen arkadaşlarıma da en azından bir eğitim almaları gerektiğini. Çünkü bu önemli bir şey. O yüzden Kıvanç dedim demin yani. Beni çok etkileyen bir oyuncu mesela. Hani gerçekten çünkü inanılmaz bir gelişim ve dönüşüm var onda. Ben dediğim gibi tiyatro oysa eğer kesinlikle okulunu okumanız gerekiyor. Bir de bir oyuncunun her anlamda çok... Ne yapıyorsanız hepsini iyi yapmaya çalışmak çok önemli yani. Ve her şeyi bilmesi bir oyuncunun az da olsa hepsinden alabilmesi ve okuması ve yeni işleri takip etmesi bence çok önemli. Ve kendi eğer çalışıyorsa ekranda kendini izlemesi bence çok önemli bir şey. Hataları görmek açısından. Peki Türkiye'de yetenek mi, şans mı? Hani yoksa ikisi birlikte mi? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Biraz şansı yaver gidenler de var son dönemde izlediğimiz ekrandan. Ama tabii çok yetenekli olup keşfedilememiş olan da bir grup var. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Özellikle tiyatro sahnesi evet. Hala kendini göstermeye çalışan. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani yapımcıların dikkatini çekmek için ne yapmak gerekiyor? Biraz tiyatroda yetenek ve yeni tiyatrolarda aslında artı şans ama bu şans seninle oluşturduğun bir şans oluyor. Yani sen gidip görüşüp gerçekten iyiysen ve başarılıysan işinde zaten sıyrılıyorsun orada. Ama dizi sektöründe Türkiye'de maalesef şans da daha önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Yani hem şanslı ve hem yetenekliysen zaten o diğer kısmın ayrılıyorsun. Ama o kısma gelene kadar işte şans seni biraz getiriyor ne yazık ki. Sette yaşadığın 8 yıllık bir mazi var. En unutamadığın anı ne hangisi?
Ya bunu hep anlatıyorum ama bunu hakikaten unutamadığım için anlatıyorum. Annemi oynayan İlkay Kayko bir bölümde sevgi karakteri beyin ameliyatı geçirmişti. Biz Ankara Mamak Kıbrısköy'de çekim yapıyoruz. Daha doğrusu şu an artık yapmıyoruz ama geçen senelerde hep oradaydık, oradaydı evimiz. Ve işte komşularımız var. Oranın halkı da çok tatlı. Gerçekten çok sıcak. İşte diyorum ya biz onlardan oluyoruz diye. Hakikaten şey yazdı bana. Daha doğrusu pardon çok özür dilerim. Çekime giriyoruz. Şey dedi. Kader dedi. Anam dedi ameliyat geçirdi ya kızım dedi. Geleceğiz en kısa zamanda size dedi. Geçmiş olsun dedi. Ve ben böyle kaldım yani inanamıyorum diye. Gerçekten ama onu inanarak söylüyor yani. Şey değil böyle. Hani espri yapmak için değil. Günlük bir dizi ve aslında evlerinin içindesiniz. Çok onlar gibisiniz. Evet yani. Evet. Farklı farklı yerlere temas ediyorsunuz. Çok benimsemiş olmalı. Kesinlikle. Belki. Bana mesela yazıyorlar böyle Instagram'dan. Hakan'a işte seni veren kişi işte Güzel'in annesi falan diye. Bunu bil. Bundan sonra peki seni sinema sahnesinde görecek miyiz Beyaz Perde'de? Tekstür açayım diye böyle. Şimdi ben tabii işte Ankara'da olmanın da bu dezavantajları oluyor. İşte İstanbul'da ilerliyor bu sinema ve birçok tiyatro. İnşallah alnımın akıyla burayı bitirip en kısa zamanda ne sürebildiği kadar işimi bırakmayı düşünmüyorum. Burayı bitirip sonrasında İstanbul'a tabii ki de ben de gidip orada iyi daha iyi şeyler yapmayı çok istiyorum. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. Yeni projelerde tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyelim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Dilara'cığım bütün gerginliğimi aldı. Çok teşekkür ederiz tekrar.